Ömer! Şşt! Hı. Sen de assana. O bezleri niye doluyorsun oklara? Yayı versenize. Ne yapacaksın çok merak ettim. Hadi bir daha oynayalım. Bir, iki, üç. Uhu, komşu komşu oldun geldi mi? Geldi. Bir kaza yaşanmıştı. Kaza sonucunda çıkan yangında Hacer kadın Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Dünyada Allah'tan bir de kızı Nazmiye'den başka kimseci yoktu Hacer kadının. Nazmiye kızımızı biliyorsunuz. Daha 13 yaşında. Kimsesiz kaldı kız. Şimdi deyin bakayım ağalar. Zavallı Nazmiye'yi kim himayesine alıp kol kanat gelecek? Ne olacak? Başın sağ olsun. Kazayla oldu. Kazaydı. Hem kimse görmedi ki Bedriye yenge. Hiç kimse bilmiyor. Hadi kazaydı. Yok kız. Kimsesi de yokmuş. Of of. Baban öldürecek bizi. Kazaydı anne, kazaydı dedim. Bana ne kadının kızından ya? Kadın ölmüş, millet kızının derdinde. Baban çok fena Ömer. Burnundan soluyor. Bir ha çaresi düşünmek gerek oğlum. Buldum. Para veririz kıza. Babam zengin değil mi benim? Çok para veririz unutulur. Sen ne diyorsun amcaoğlu ha? Olur tabii. Kız çok fakir zaten. Sevinir bile. Ömründe o kadar parayı yan yana göremez bir daha. Hayatı kurtulur be. Fena mı? İyi düşündün vallahi. Allah'ım nasıl olacak bu iş? Yüzümüzün akıyla bir sıyrılsak bu işten. Tamamdır bu iş yenge. Sen merak etme. Kıza para verir Eşref amcam, her şey unutulur. Olur mu dersiniz ha?
Ay, elin sümüklüsüyle uğraşmayalım sonradan. Ne uğraşacağız ya? Para bu, para. Kıza avuç dolusu parayı verdik mi her şey unutulur. İnşallah. Hamit, senin oğlan Kerim, Eşref Ağa'nın oğlu Ömer arkadaşlarıyla o gece oradalarmış. Yangını mutlaka görmüşlerdir. Hani bir bildikleri, gördükleri bir şey varsa? Oğlum Kerim ve yeğenim Ömer. Yangını gördüklerinde ahır çoktan küle dönmüş muhtar. Başka da bir bildikleri yoktur. Sordum iyice. Görüp bildiklerini anlattılar zaten. Onlar da çok üzülmüş. Ama kader işte. Ne gelir elden? Kader. Kötü kader. Kötü kader. Allahsız kızım Peki Nazmiye ortada mı kalacak ağalar? Yok mu bir imanlı? Bu kızı himayesine alacak. Ona sahiplik edecek kimse yok mu? Kadir. Sen alsan Nazmiye'yi. Ben nasıl bakayım bu çocuğa? Zaman kötü muhtar. Nasıl sahip çıkarım? Hem kız çocuğu. Bir de laf gelir. Baş edemeyiz, olmaz. Bekir. Sen? Bende var 5 çocuk. Nazmiye de gelirse olur 6. Kendi çocuklarımın karınları zor doyarken... Yok muhtar. Ben besleyemem o kızı. Elde avuçta olsa başımla gözüm üstüne. Kimse Nazmiye'yi evlatlık olarak alıp bağrına basmayacak mı? Sen al muhtar. Sen al babalık etkisi. Tövbe de Hasan Ali. 5 oğlanın içine aynı soydan olmayan kızı nasıl koyarım ben? Oğlanlar rahat verir mi kıza? Yoksa size bırakmaz, alır, büyütür, gelin ederdim. Ama benim oğlanların deli çağı. Allah korusun. Evde var tam 5 erkek çocuğu. Nazmiye bizim eve yakışmaz. O da doğru. Nazmiye'ye evlatlık alanınız çıkmadı. Peki Allah'ın izniyle Nazmiye'yi karısı olarak almak isteyeniniz var mı? Olur mu daha önce şey çocuk? Oğlum, oldu bu iş. Bak görürsün. İkimizin de babası zengin. Parası gibi. 13 yaşındaki bir kızın ağzını kapatmakta ne var? Hey be. Ağababalarımız sağ olsun. Kızın adı neydi? Nazmiye. Niye sordun? Nazmiye. Yazık oldu Nazmiye'ye be. Görülüyor ki Nazmiye ancak evlendiği zaman hem namusu hem hayatı da kurtulur. Nazmiye'yi evlendirmek gerek. Yoktur başka çaresi. İyi dersin de muhtar. Kızın yaşı küçük. Nazmiye hep aynı yaşta kalacak değil ya. Kız büyüyecek. 2-3 yıl sonra... Zaten görücülük yaşa gelmiş olacak. O vakte kadar da... Gittiği evin işini öğrenir. Evi ocağa çekip çevirir. Nazmiye'nin çocukluğu da bitti bitecek. Alan bekler 2-3 yıl. Ne zaman ki Nazmiye büyür, iyice serpilir, işte o vakit
helali olur. Başka çare yoksa... Ağlan, içinizde hayır için Nazmiye ile evlenmek isteyeniniz var mı? Ben isterim. He? Hayır için. Kız ortada kalmasın diye. Hayır için. Nazmiye'yi nikahımı almaya razı geliyor. Muhtar. Duydun değil mi? He. Ne diyeyim sana şimdi Hüseyin? He de muhtar. He de. Nazmiye'yi ver bana olsun bitsin. Ne var? Niye gülüyorsunuz? Beni beğenmedin muhtar. Neyim eksik? Ya beğenmediğimden değil Hüseyin emmi. Ne diyeyim sana şimdi Hüseyin? Otur sen hele otur. Ziyan etmeyelim körpe kızı. Senin bir ayağın çukurda. Benim bir ayağım çukurda da. Seninki bahçeli yerde mi muhtar? Hüseyin'im evvel öyle demedim. Ölüm hepimizin başında. Ama Nazmiye senin için küçüktür. O yüzden. Ya ben hayır işlemeye çalışıyorum. Sevabını alacağım kızı. Aman be. Vermezseniz vermeyin. Çok meraklıydım sanki. Sanki benden başka alacak vardı da Nazmiye'yi. Bunların hepsinin karıları var. Sıkıysa alsınlar karıların üstüne bir tane daha. Bende karı marı yok. Muhtar sevaptır deyince deyiverdim ben. Yaranamadım. Allah Allah be. Bana vermeyin de benden daha iyisini bulacaksınız sanki. Hüseyin be kızma hemen dur hele. Allah Allah biraz sabır ya. Hüseyin emmiden başka Nazmiye'nin başka talibi yok mu? Nazmiye kızımızı önce imaisini alıp sonra kendine Allah'ın huzurunda eş yapması için Hacer kızı Nazmiye'yi... Dur hele muhtar. Nazmiye'yi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Abi... Ben istiyorum. Sen mi? Sen mi? Senin karın yok mu Eşref ağa? Onun karısı var. Nazmiye'yi bana verin. Deyin. Tamam. Otur Hüseyin. Tamam, otur sen. Hacer Hatun'un kızı Nazmiye'yi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Oğlum Ömer'e istiyorum. Uygun mudur ağalar? Uygundur. Ulan amma iyi nişancıymışsın ha. Nasıl gördün o karanlıkta ahırı? Bildiğimden değil be oğlum. Karanlıkta bir gözü sıktım, çektim yayı. Bir noktayı kestirdim. Sonra... Ateşli okları arka arkaya. Piyuh, piyuh, piyuh. Karanlıkta nasıl gidiyordu ama? Sen ne diyorsun be? Bizim çocuklar bittiler be. Nasıl hayran kaldılar sana? Ben nereden bilirdim? Orada eski bir ahır olduğunu. Ahırın içinde bir kadın. Ne bilirdim? Üzülme be. Kazaydı oğlum. Kazaydı.
İyi para vermek lazım. Öyle az buz değil. Çok para vermeli, çok. Babam verir. Sen düşünme hiç. Deniz'de kum, Eşref amcamda para. Eşref amcam o işi, parayı bastırıp çoktan halletmiştir bile. Kan parası diye bir şey var oğlum. Bu işi de hallettik. Gidiyorlar. Ağlığını, büyüklüğünü gösterdin Eşref Ağa. Yoksa zavallı Nazmiye kim bilir kimlere varmak zorunda kalacaktı. Kadersiz çocuk. Allah senden de, oğlun Ömer'den de razı olsun. Ömer. Baba. Hallettin değil mi baba? Nazmiye ile evleneceksin Ömer. Evlenemem baba. Bey, delirdin mi sen? Sen sus Bedriye. Sakın arka çıkmaya kalkma. Baba. Bu olacak iş değil. Ben o kızı ne yapayım? Niye alayım ya? Nazmiye de kimmiş? Nazmiye de kimmiş, öyle mi? Anasını öldürdüğün zavallı kız. Anladın mı şimdi kimmiş? Kazaydı baba. İstemeden oldu. Kazaydı. Ben böyle olsun ister miydim hiç? Hem ne bilirdim orada ahır olduğunu? Niye herkes beni suçluyor ha? Niye? Çünkü ateşi sen yaktın. Şimdi de sen söndüreceksin. Canım, tek başına mıymış Ömer? Niye benim oğlum çekiyor cezasını? Ateşli okları ahıra oğlum fırlatmış. Anasının günahını çekiyoruz zaten. Bir de zavallı kızın günahını üstümüze almayalım. Benim oğlum için hayallerim ne olacak Eşref Bey? Terli duvaklı, güzeller güzeli gelin alacağım ben oğluma. Duydun mu he? Katiyen olmaz bu Eşref. Elin sümüklüsünü gül gibi oğluma gelin diye almam. Benim oğlumla ilgili hayallerim var Eşref ağam. Etme gözünü seveyim. Gel bir daha düşün. Hacer kadın da kızıyla ilgili hayaller kurmuştur. Değil mi Kerim? Ama bir gece biri o hayalleri yakıp kül yığınına çevirdi. Baba, para versek. Çok para versek ha? Evet amca, para verirsek... Puh sana! Puh ikinize de!
Abi, çocuklar bir alt etmiş ama suçu suçla örtmeyelim şimdi. Yazık olur bu çocuğu Nazmiye ile evlendirirsen. Gencecik adamın hayatını kaydırmaya değer mi? Başka bir çözüm bulunurdu. Nasıl bir çözüm bu Hamit? Bir damla kızı donunu tutamayan 80'lik Hüseyin'in almasına göz mü yumacaktık? Allah'tan korkmaz mısınız siz hiç? Hepiniz mi dinden, imandan çıktınız? Kız daha 13'ünde. Nasıl olacak bu iş bey? Olacak. Beyimiz bekleyecek. Nazmiye büyüyüp gelin yaşına gelene kadar kıza elini sürmeyeceksin. Anladın mı beni? Ne zamanki yaşı yeter, o vakit Allah'ın izniyle koynuna alırsın. Nazmiye ile değil aynı yatağa girmek. Aynı evde bile yaşamak istemiyorum baba. Hayır. Yola çıkmadan imam nikahımız kıyılacak. Allah'ım. Allah'ım. Hiçbir zaman elimi sürmem o sümüklüye ben. Nazmiye'ye hiçbir zaman karım demem. Allah mübarek etsin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun gelin. Bana bakma öyle. Sen benim karım değilsin. Sana vereyim. İşten sabırlı olursun. Birlikte evcilik oynarsınız ha? Hadi aslan. Allah'a ısmarladık. Yürek. Allah'a ısmarladık. Kendine dikkat et. Namaz olacaksın. Bari sen yapma. Hadi. Yürü. Hadi. Hiç görsen
bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Yürü. Ağaç nerede? Yürü. Ağaç. Hadi kızım, hadi yürü. Yürü. Hadi bin arabaya bin. Al bohçanı da. Nazmiye'yi al. Ömer! Yürü. Geç yavrum. Hadi kızım, hadi. Hadi. Gel. Yürü. Kim bu kız? Besleme aldılar galiba. Eşref Bey'de para çok. Aman evde bir besleme eksikti. Yürü. Yürü. Bundan sonra burada yaşayacağız. Çocuklarla gezdiğini, orada burada fingir dediğini görmeyeceğim. Bizimle oturup kalkacaksın. Bu evden, bu avludan dışarı gölgen bile taşmayacak, anladın mı? Ömer ne derse o. Bir dediği iki olmayacak. Biraz büyüdüğünde Ömer'e karılık edeceksin. Ne bakıyorsun? Ne? Utanmaz. İyi ki bir anan öldü. Senin anan öldü diye benim dağ gibi oğlumun dünyası karardı. Başka türlü bu eve hizmetçi bile olamazdın sen. Şu haline bak. Seni insan içine nasıl çıkaracağız bilmem ki. Evcilik oynayalım mı? Ben anne olayım, sen Nazmiye ol. Küçük Nazmiye. Ama ben ölürsem seni kimseye vermesinler Nazmiye. Seni yanıma gömsünler olur mu? Ben doydum. Afiyet olsun. Yolcu etsene kocanı. Ne duruyorsun? Thank you.
Sen benim karım değilsin. Yok, karınmışım. Herkes öyle diyor. Fesubhanallah. Nazmiye. Ben sana bir şey söylemeliyim. Anneni... Ben onu... Başın sağ olsun diyecektim. Başka isteğin varsa? Geldin evin önüne kadar. Ya ne yapacaktım? Beyimizin keyfini mi bekleyecektim? 10 gün oldu amcanları gideli. 10. Bu kadar kalmayacaktınız hani. Niye geç geldiniz? Daha dün döndük. Olmaması gereken bazı şeyler oldu Gülizar. Boş ver şimdi. Sonra anlatırım. Çok mu özledin beni ha? Özledim tabii. Yapma böyle Cemil ya. Ne yaptın beni ya? Ömer değil mi? Aa Ömer. Vay Ömer. Oo Ömer. Hayırlı olsun oğlum. Aman ya ne çabuk duydunuz. Vay be kim derdi ki Ömer evlensin ha? Kız biraz küçükmüş ha. Ne oldu anlatsana. Başka kız mı yoktu? Ne yapacaksın oğlum o kızla? Evcilik mi oynayacaksın lan? Ya nasıl oldu? Şu işin aslını bir anlatsana bize ya. Ya oğlum. Nereye oğlum? Nereye gidiyorsun? Çocuklar gelecek. Kaçma benden. Çok özledim seni. Sen git karına söyle bunları. Hay karım kadar taş düşsün başınıza ya. O taş senin başına düşseydi de altında kalsaydın. Gülizar. Ne var? Ömer eve gitmem lazım. Gülizar seni seviyorum. Kurtulacağım o kızdan. İnan bana ya. Biraz sabırlı olsan olmuyor mu? Sabır tabii. Nazmiye çocuk daha. Benim o kızla hiçbir gönül işim olamaz. Çocuk o kızım, çocuk. Ama büyüyecek Ömer. Nazmiye bir gün büyüyecek. Yavuz ama. O sümükle hele bir büyüsün. Kendi elimle başkasına vereceğim. Sen hiç merak etme Gülizar. Bak, herkes biliyor odalarımız ayrı. Hiçbir zamanda yan yana gelmeyecek. Ya baba? 2-3 yıl babamı oyalayacağım. Mecburum buna. Kız büyüsün. Hem o vakte kadar babamın da gönlü olur. Gör bak. Nazmiye'yi kendi ellerimle gelin edeceğim. Gülizar! Gülizar!
kız. Kahretsin ya. Nerede kaldın be oğlum? Ne oldu lan buna? Üzülme be. Erkenden çoluk çocuğa kavuşursun işte. Fena mı? Aman ne komik. Büyür oğlum büyür. Sabırlı olacaksın azıcık. Ömer. Şişt, kız güzel mi bari ha? Bilmem. Benim baktığım yok ki. Güzel olsa ne olmasa ne. Yüzüne bile baktığım yok. Ya benim anlamadığım, sen bu kızla evlenmeye nasıl razı geldin be? Ha? Kızı görünce çarpıldı herhalde. Büyüyünce çok güzel öyle kız öyle olacak ya. Ya oğlum, sanırsın bunu zorla evlendirdik. Gel şu hale bak. Suratından diyeceğim bin parça ya. Annesini öldürdüm. Annesini yaktım. Benim yüzümden oldu. Var ya babam bana bir kız bulsa hemen evlenirim ha. Fazla küçük olmasın ama. Çok şükür. Kocan geldi mi? Ömer abi mi? Yok, gelmedi daha. Oho, bundan kara olacak da biz de göreceğiz. Ben bir bakayım şuna. Çekil. Gel kızım otur. Bir daha kocana abi demeyeceksin Nazmiye. Tamam mı kızım? Ömer ileride senin kocan olacak. Tamam demem. Sonra düğününüzü yapacağım. Hem Allah katında hem kulların gözünde sen oğlumun nikahlı karısı, bu evin gelini olacaksın. Bak Nazmiye, bazı işler şerle başlar, hayırla biter. Ölüm desen vade işi. Vadesi gelince her insan bir sebepten ölür. Ama kalanlar Allah'ın onlara yazdığı kaderleri yaşamaya devam ederler. Bahaneler değişse bile sonuç değişmez. Ölüm Allah'ın emri kızım. Ömer'le sana beraber bir kader çizilmiş. Şerle başladı, hayırla bitecek inşallah. Yürü hadi. Ömer geldi. Git de karşıla kocanı. Çalkalayıp getirmiş. Of. Acıdı mı? Yok, çok değil. Bu ne? Benim bebeğim. Aman ne güzel. Sen komşu kızlarıyla evcilikle oynuyorsundur şimdi ha? Oynamıyorum. Bedriyan ya kızıyor. Avludan ötesine göndermiyor beni. Niye? Bilmem. Evde canın sıkılmıyor mu bütün gün? Yok, sıkılmam ben. Ayşe var. Ayşe mi? O kim? Bu, Ayşe. Ha, Ayşe. Evet. Köyde arkadaşımın adıydı. Artık onu göremiyorum ya. Adını bebeğime koydu. Ömer abi. Sen kabul etmiyorsun ama baban sıkı sıkı tembih etti bana. Ben senin karınmışım. Sen de benim kocanmışım. Doğru değil mi? Doğru. İyi ya. Madem sen benim kocamsın, o zaman... O zaman... O zaman ben artık gideyim. Sen hiç uyu.
Uyu da dinlen. Tamam mı? Tamam. Sen evli olmak nasıl oluyor biliyor musun Nazmiye? Biliyorum. Ben sana iyi bakacağım. Her işini göreceğim. Yemeğini, çamaşırını, her bir şeyini yapacağım. Bir gün Allah'ın işi ya, kulun imtihan saati gelir de fakir kalırsak eğer, fakirlikten yüksünmeyeceğim. Zengin olursak şımarıp sevinmeyeceğim. Seni yoklukta dara, varlıkta cendereye sokup üzmeyeceğim. Gördün mü bak, ben evli olmak nasıl oluyormuş hepsini biliyorum. Karı kocalar birbirine iyi bakarlar. Bilmem mi hiç? Ben her şeyi biliyorum Ömer abi. Ayşe'nin ablası Seher abla hem Ayşe hem bana anlattı. Öğrenin dedi. Cahilliğiniz çıksın dedi. Kocanı nasıl iyi tutarsın hepsini öğretti. Peki sonra? Kocanı hoş tuttun. Sonra ne olacak? Sonra Allah bize çocuk verecek. Çocuklarımıza bakacağız. Onlar büyüyecek, biz yaşlanınca da onlar bize bakacak. Bunu annem anlatmıştı. Benim anam yandı Ömer abi. Diri diri yandı. Gece ateş düşünce ahıra, annem yandı bitti kül oldu. Köye gelince sen de duydun değil mi? Hı hı. Duydum. Bedriye, şu kıza biraz bir şeyler öğret. Ömer'e de söyle, biraz hoş davransın Nazmiye'ye. Çok ürkek, çok korkak kızcağız. Eve, ocağa, Ömer'e alışsın. Ne öğretecekmişim? İnsanın biraz içinde olur. Ömer ne yapsın? Kız odun gibi, baksana. Bu kız oğlumun ömrünü bitirecek Eşref. Yol yakın, kendi dönelim. Nasıl olsa karı koca olmadılar da. Veririz kapımızda çalışanlardan birine. Kendi dengiyle mutlu mesut yaşar canım. O vakte kadar da biz sahip çıkarız. Heh? Olmaz. Benim ağzımdan söz çıktı bir kere. Nikahları kıyıldı. Bir iki sene sonra Allah'ın izniyle düğünlerini yapacağım. Ömer Nazmiye'yi alacak. Ya Ömer? Yazık değil mi dağ gibi oğluma? Herkes istediğiyle evlenirken benim oğlum. Senin oğlun o dediğini kızın anasını yakmadan önce düşünecekti. Cezasını çekecek. Bedriye. Sabah kızla konuş. Anlatmaya başla. Karı koca olmak neymiş öğrensin biraz. Yol yordan belli. Nazmiye, ben... Anamın öldüğü gece başıma kara yazma bağladılar. Çok korktum. Sonra babam beni sana aldı. İyi etti mi peki? İyi etti. Sen çok iyisin çünkü. Oysa benimle evlenmek istemedin ama... Bu biraz karışık Nazmiye. Belki büyüyünce anlayacaksın. Belki büyüdüğünde senin de özlediğin, ne bileyim işte sevdiğin biri olacak. O zaman anlayacaksın. Var, olmaz mı hiç? Ne? Senin sevdiğin, özlediğin biri mi var? Var ya. Ben evimi özlüyorum. Annemi de. Gerçi annem geri gelmeyecek ama ben onu hem seviyorum hem özlüyorum. Senin annenin yanında bak. Ne şanslısın Ömer abi. Benimkisi meleklere karıştı. Yaktılar annemi. Sen olmasaydın Ömer abi. Eşref baba olmasaydı. Bedriye olmasaydı. Bak gör, ben çok iyi bir gelin olacağım. Allah'tan tek dileğim annemi yakanın başına en büyük acıyı salsın. Allah onu süründürsün inşallah. Hadi git artık odana. Git. Çık odamdan. Ömer abi. Çık odamdan. Ömer abi. Çık dedim, çık. Ömer abi.
Kazay. İmdat! Kazay. Hepsi kazay. İmdat! Nazmiye, bunu sana nasıl anlatır? Nasıl? Ömer, oğlum senin hatun oyun oynuyor lan. Nazmiye, içeri geç çabuk. Ömer, karın bebeğinizi unutmuş lan. Al şimdi, kesin size gülmeyin. Ömer, ne kızıyorsun oğlum? Yürü be işine. Aa, şakadan da anlamıyor bu. Nazmiye! Geldim ana. Hayırlı olsun Ömer. Evlenmişsin. Allah bir yastık da kocasın. Boş ver oğlum be. Konuşuyor işte deli deli. Yürü yürü. Kalacak şey. Ah ulan. Gördün değil mi? Bunların hepsi babamın yüzünden başıma geldi. Beni rezil etti. Üç kuruşluk adamların diline düşürdü. Nereye gidiyor lan bu çakal? Seni Gülizar'ın yanında görürsem. Görürsen ne olacakmış ya? Hasan sen git. Sonra konuşuruz. Git dedim, git. Biz seninle söylesene. Durma. Hadi devam et, söyle. Biz seninle neyiz? Ben senin neyinim Ömer? Bundan sonra neyin olabilirim ki? O adam bile değil be. Hiç değilse senin gibi evli değil ama. Hiç değilse onunla bir ümidim var. Anladın mı? Evli değil. Gülizar. Biraz bekleseydin. Neyi? Paşa babanın keyfini mi ha? Onu sen bekle. Bir daha da peşime düşme. Sen beni hiç sevmemişsin. Dışarıda ha? Ne yapıyorsun?
İp atlıyordum. Vallahi kötü bir şey yapmıyordum Bedri anne. Rezil ettin bizi, rezil. İp atlıyordum, vallahi bir şey yapmıyordum. Yürü çabuk, yürü. Bir daha seni çocuklarla oyun oynarken görmeyeceğim, anladın mı? Anladım. Sen evlisin, evli. Oğluma karı diye aldım seni. Otur oturduğun yerde, kadınlığını bil. Tamam. Ömer senin kocan, kocam. Bebeklerle oynayıp, kızlarla ip atlama çağın bitti senin. Allah'ım yarabbim, sen büyüksün. Otur bakayım şuraya, otur, otur. Bana bak. Şimdi sana anlatacaklarımı iyi dinle. Karı koca nasıl olunmuş azıcık anlatacağım. İyi dinle ama. Bu söyleyeceklerim çok mühim şeyler. Ah Eşref, ah. Bedriye. Bedriye. Kimse yok mu ya? Küçük gelin odasına kapandılar beyim, çağırayım mı? Yok yok. Elleme hiç. Gelin kaynana konuşsunlar bakalım. Peki beyim. Küçük müçük evlendin artık. Sen evlisin. Evlendim. Sen artık evlendiğin adama biraz alaka göstereceksin. Hizmetini edeceksin. Görünce güleceksin. Hoş görüneceksin. Ara sıra elin eline, gözün gözüne değsin. O bir yere oturunca sen hemen gidip yamacına oturacaksın. Hep gözünün baktığı yerde dolanacaksın. Yan yana, göz göze, diz dize duracaksın. Sonra Allah'ın izniyle gerisi gelecek inşallah. Anladın mı? Anladım. Ömer abinin dizinin dibinde oturacağım. Allah'ım ya Rabbim, Allah ıslah etsin seni. Tüh! Tüh! İçinde yok senin, içinde yok. Ayşe, Ayşe! Nereye çıkıyorsun sen gene? Allah'ım ya Rabbim, dur! Ayşe'yi düşürmüşsün. Ben sana kaç kere diyeceğim o bebekle oynama diye, ha? Kaç kere diyeceğim? Demin ne anlattım sana? Ama Ayşe... Ne zaman büyüyeceksin sen, ha? Ne zaman? Anne, ver şunu. Ver şunu. Aman be, ne haliniz varsa görün. Gelininle konuşmuşsun. Hiç ümitlenmeyesin Eşref Bey. Bir halt olmaz bu kızdan. 5 yıl geçse de olmaz, 10 yıl geçse de. Bez bebekle oynasın anca o. Bak söylemedi deme. Bu kız kuru ağaçlar gibi meyvesiz bırakacak bizi. Allah vakti zamanı bilendir. Şimdi hepimiz sabırla imtihan ediliyoruz.
Nazmiye, nerede kaldın kızım? Fatma abla elbiseli kalmış bana. Ona bakıyordum. İyi etmiş, iyi. Gel otur şöyle. Nazmiye, ne oluyor kızım? Hiç. Ne yapıyorsun? Rahat otursana kızım. Bedri annem kocanın yamacına iyice sokulup oturacaksın dedi. Anne. Ne var? Allah Allah. Azıcık yol yordan bilsin dedik. Fena mı ettik? Kocanın yamacına oturacaksın dediysem, kaynananın, kayınpederinin yanında kocana yapışacaksın demedim sana. Terbiyesiz. Bu işler öyle büyüklerin yanında olmaz. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Bugün neyse 300 soru da aynı olur bu. Ölme şeyim ölme. Oo, bu da büyüyecek de biz de düğün dernek kuracağız. Gün gelecek, o da olacak inşallah. Hadi çabuk, çabuk olun hanımlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Öpeyim amca. Düğünün bereketli olsun abi. Amin, amin. Bedriye de sizi soruşturuyor. Nazmiye nasıl? Büyümüştür. Oo, büyüdü elbet. 3 yıl az zaman abi. Damat nerede amca? Ömer ortalarda yok. Yukarıda sizi bekliyor. Hadi buyurun bakalım. Hadi. Siz sohbet edin. Benim biraz işim var. Peki. Nasıl? Nazmiye size, siz Nazmiye'ye alışabildiniz mi abi? Çok şükür. Amca oğlum, sen bu kızı hala istemiyor musun? Kahveleri Nazmiye getirseydi de bir görseydik kızımızı. Buyur gör. Maşallah. Maşallah. Bizim küçücük Nazmiye ne hale gelmiş maşallah. Oğlum, sana bir şey diyeyim mi? Sen var ya, gördüğüm en şanslı adamsın amcaoğlu. Sümüklü Nazmiye peri kızına dönmüş be. Hadi canım. Ömer, sen ya sahiden körsün ya da gözünün üzerine kara bir perde inmiş. Aç oğlum gözlerini. Aç da şu kıza bak, şu kıza. Baktım. Ama ben hala Sümüklü Nazmiye'yi görüyorum. Kendime bakınca da... bir katil. Katil. Ömer gelene kadar bekle. Artık senin odan burası. Ömer abi de mi burada uyuyacak? He ya. Ömer abin de artık burada uyuyacak. Senin yanında, burada. Bak, beraber yatacaksınız.
Ama burada bir tane yatak var. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Senin bedenin büyüdü ama aklın çocuk kaldı, çocuk. Ben sana ne diyeyim? Of of. O gelene kadar sakın uyuyayım deme ha. Yok demem. Kazayla yaptım ama siz beni bile bile yaktınız. Bile bile. Bile bile. Şenol'a döndünüz Eşref Bey. Şenol'a. Oğlum. Oğlum yapma oğlum. Şenol'a döndünüz Eşref Bey. Yapma oğlum. Şenol'a oğlum. Hey. Var mı? İstediğin oldu sonunda. Şenol'a döndün. Yapma oğlum. Niye? Bu gece benim düğün gecem değil mi? İstediğim gibi bağırdı. Eşref Bey! Oğlum! Şenol'a düğünü! Yapma oğlum! Şenol'a düğünü! Şenol'a! Yaktılar Nazmiye bizi. Hem seni yaktılar, hem beni. Bile bile yaktılar. Var, kocan yok.
Başka bir isteğin? Nazmiye, Nazmiye, sen gel bakayım yukarı. Geç. Dedim, duymadın mı? Duydum. Siz evleneli 10 gün oldu, 10. Bu çocuğun yüzü niye asık hala? Kimin, Ömer abinin mi? Aman, Ömer diyecektim. Evet, Ömer'in. 10 günlük damadın yüzünde güller açar. Gülünce yüzünden ortalık yere şöyle bir neşe saçılır. Sabah evden geç çıkar, akşam da erkenden eve gelir. Bu niye böyle ha? Vallahi billahi benim bir şey ettiğim yok Bedriye anne. Bana bak. Siz karı koca oldunuz mu ha? He olduk. Vallahi billahi. Allah'ım delireceğim ben, delireceğim. Hem düğünümüz de oldu. Bırakın oğlum, canım sıktın zaten. Ya oğlum, sana şimdi sonunda evlendirdik. Gel şu hale bak. Suratından düşen bin parça ya. Bana ver. Tamam, tamam. Ömer'in yüzü gülmüyor Ayşe. Bedriye anne doğru söylüyor. Ömer'in yüzü gülmüyor. Niye? Sağ ol kızım. Ömer odasında mı? Odasında uyuyor. Bu saatte ne uyumasıymış bu böyle be? Oğlan istemiyor bu kızı. Anla artık. Kanı ısınmadı buna. Eşref Bey, anla artık. Kanı ısınmadı Nazmiye'ye. Hep senin yüzünden. Al işte. Büyüttük, gelin ettik de ne oldu? Bu kız bizim oğlana göre değil. Anla artık, anla. Oğlan ya eve uğramıyor ya da sabah akşam posur posur uyuyor. Kız da ortalarda dolansın dursun ancak. Böyle karı koca hayatı, böyle evlilik olmaz. Ömer bir alıcı gözle baksa şu kızcağıza, her şey yoluna girecek. Nazmiye'nin kalbi de güzel, yüzü de. Aman, aman ya. Oğlan istemedikten sonra peri kızı olsa ne yazar? İstemiyor işte, istemiyor. Allah'ım mahcup etme beni. Niye gelmedin dün gece? Çok beklettin beni. Babam yatmadı. Özledim ben seni. Şimdi geldin işte. Çok güzelsin. Yükselsin. Gerçekten mi? Evet. Kurban olurum ben senin kokuna. Ben de senin. Gözlerin ayışında ne de güzel parlıyor. Canım benim, sevdiğim. Sen olmayınca ne yıldızın, ne ayın, ne gökyüzünün anlamı var. Sen onların hepsinden çok çok daha güzelsin. Bir tanem benim. Sensiz benim için de hiçbir şeyin tadı yok. Ben kararımı verdim. Artık senin göğsüne başımı koyup uyumak istiyorum. Seni çok seviyorum. O zaman benimle evleneceksin değil mi? Evleneceksin. Evet, evet. Seninle evlenmek, seninle uyumak, seninle uyanmak istiyorum. Hep senin yanında olmak istiyorum. Yaşasın. Canım benim, sevgilim. Şşş, bağırma. Bir duyan olacak şimdi. Duyarlarsa duysunlar. Bana ne? O ses neydi? Bilmem. Hadi çabuk. Hadi.
Ne oldu? Ne oldu buna be? Bilmem. Ayşe, sen de duydun değil mi? Bak neler konuştular. Evlilik öyle Fatma ablanın anlattığından değilmiş. Kimseye söylemeyelim, tamam mı? Bu aramızda, anlaştık mı? Nereden çıktı ya? Hoş kızdım abi. Yeni mi başlar? Öyle mi oldu? Çok güzeller. Maşallah. Gel küçük gelin, gel. Gel. Gel bundan. Bu sene bezen ya. Bak bu sana çok yakın. Çok güzel, bak bu sana çok yakın. Ha buna da bak. Bak şuna, bak şuna, kim olmuş? İyi bir bak. Bilmem de çok güzel be abi ya. Vallahi çok güzel. Vallahi gözlerin güzeline bak abi. Maşallah abla da var. Buna baksana. Maşallah. Gözlerini bezeni yaratmışsın. Benim karıma nasıl laf atarsın lan? Karım o benim. Dağılın size. Yürü sen. İçeri. Birden. Bir daha çıkma. Ben sana elbiselik alırım. O iki oğlanı niye dövdün? Sana bakıyorlardı. Yani kötü kötü bakıyorlardı. Kıskandın mı sen beni? Dışarı çıkmayacaksın. İstesem sen beni isteyecek misin? Annenin katili. Allah'ım, ona nasıl anlatırım bunu? Nasıl? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kızım. Ömer Bey'imiz yine yoklar ha? Çok beklersin sen onu. Evlendiğinden beri eve uğradığı yok. Akşam yemeğine mi gelecek? Hayırlı akşamlar.
Beyim, iyi akşamlar. Rıza'nın karı doğum yapacakmış, izin istiyor. Aa, dur bakayım şuna bir ben. Ben de geleyim. Allah Allah. Rıza'nın karısının durumu fena. Hastaneye götüreceğiz. Sağ ol beyim. Dersi başına olsun. Amin. İnşallah. İnşallah. Nazmiye. Ömer, geldin mi? Geldim. Hadi kalk yatağına yat. Dur dur. Ter içinde kaldım. Kötü kokuyorumdur. Kurban olsun Nazmiye senin kokuna. Ne dedin sen? Öğlen oldu. Niye uyandırmadın beni? Bilmem, kıyamadım. Hem Ayşe de uyandırma dedi. Aman, ne iyi etmiş. Nazmiye. Ben sana bir şey söylemeliyim. Bunu bilmen lazım. Yoksa ben, biz... Belki de hiçbir zaman... Söyle. Ben o gece... Nazmiye... O gece anneni ben... Nazmiye! Nazmiye! Geldim ana! Rıza'nın durumu biraz sıkışıkmış beyim. Sen hallet. Tamam beyim. Oo! Sabah şerifleriniz hayır olsun Ömer beyimiz. Uyuyup kalmışım. Ne oldu? Niye gülüyorsun baba? Sevinçten gülüyorum oğlum, sevinçten. Sen bu saatlere kadar evde kalacak adam mıydın? Gecede erkenden eve koştuğuna göre... Anladığın kadarıyla Nazmiye ile işler iyi ha? Baba ya. Söyle söyle. Alıştın mı Nazmiye'ye?
He? Alıştın mı? Ben alıştım alışmasına da... Nazmiye'ye söylemeden... onun saçının teline bile dokunmaya elim varmıyor. Yoksa o da sevdalandı bana, biliyorum ama... bir türlü olmuyor işte. Ona söylemem lazım. Ama... ne söyleyeceksin oğlum? Neyi söyleyeceksin? O iş kapandı. Kapanmadı baba. Kapandı. Nazmiye ile aramızda bir ölü yatıyor. Annesinin ölüsü. Nazmiye'nin annesini ben öldürdüm. Nazmiye! Nazmiye! Nerede? Nazmiye! Dur, bekle Nazmiye! Anne! Anneciğim! Nazmiye! 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 Annemin katili sen misin? Söyle! Annemi sen mi öldürdün? Söyle! Evet. Annenin ölümüne ben sebep oldum. Neden? Ne istedin anamdan? Kazaydı. Orada olduğunu bilmiyordum. Orada bir ahır olduğunu bile bilmiyordum. Ben... ben karanlıkta öylesine fırlattım ohları. Kazaydı Nazmiye. Sana yemin ediyorum kazaydı. İstemeden oldu, istemeden. Affet beni ne olur. Affet beni. Hayır. Affedemem. Affedemem. Sen annemi öldürdün. Benim kocam olamazsın. Olamazsın. Nazmiye. Seni seviyorum. Affet, yalvarırım. Kazaydı. Hayır, hayır. Hayır. Nazmiye. Nazmiye. Affet beni. Ne olur affet. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Annem öldü benim, annem. Sana yemin ediyorum istemeden oldu. Kazaydı Nazmiye. Ben kötü biri değilim. İnan bana. Seni sevdiğimi, istediğimi bile itiraf edemedim kendime. İzin ver, sana layık olmaya çalışayım. Hatamı düzeltmeme izin ver. Pişmanlığımı gör, ne olur. Seni seviyorum. Beni bırakma. Artık mutlu olalım.